Efendim iyi akşamlar diliyoruz sizlere. Bereket TV ve Hayvancılık TV ortak canlı yayınında dünden yarına tarım programında Dünya Gazetesi tarım yazarı, gazeteci meslek büyüğümüz Sayın Ali Yıldırım'la birlikteyiz efendim. Gündemde o kadar çok konu başlığı var ki bize ayrılan süre boyunca süratli bir şekilde sizlerden gelen yorum ve görüşleri de tabii işin içerisine katarak değerlendirmeye gayret göstereceğiz efendim. Özellikle Sayın Yıldırım'ın Dünya Gazetesi'nde yayınlanan son yazıları da bize bu konuda tabii ki temel referans Olacak Efendim hoş geldiniz, hoş şerefler bulduk. verdiniz. Sağ hoş olun. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok sağ, sağ olun. olun efendim. Evet. Şimdi e, gündem aslında çok da değişmedi son bir haftadan evet. beri. Biraz e, şeker fabrikalarının özelleştirme süreciyle başlayalım. Evet. E, daha bugün 1-2 saat evvel e, bir açıklama geldi. Sayın Başbakan dedi ki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Fakı Baba'nın biz tarım kredi kooperatifleri olarak bir veya iki şeker fabrikasına artık duruma bakacağız. Talip olabiliriz dedi. Sayın Başbakan da burada süremizden çok yemesin diye vermiyorum o açıklamayı sadece anlatacağım. Dedi ki efendim yani devletin alıp devletin bir kurumunun satması gibi bir şey olamaz. Başka kooperatiflerden bahsediyor sayın Bakan dedi. Oysa ki daha önce yaptığımız yayınlarda ve diğer sektör temsilcileri de üretici kooperatiflerinin örgütlerinin özelleştirilen fabrikaları almasının aslında uygun bir model olduğunu söylemişti. Sayın Bakan bunu açıkladığında ben ya evet herhalde doğru yol bu. En azından birkaç tanesini evet. almalı diye burada yayınlarda yorum yapmıştım ama Sayın Başbakan dedi ki hayır bu o demek değil. Şimdi efendim sorum şu. Nasıl bir model acaba bu tartışmaları en aza indirir. Evet. Çiftçinin de orada çalışan işçinin de e, haklarını kaybetmemesi için e, hayırlara vesile olur diye sormak istiyorum efendim. Evet aslında belirttiğin gibi e, şeker e, gündemi değişmedi ama biraz niteliği, niteliği değişti. değişti doğru. Evet niteliği şöyle değişti. Yani iş mısır mı, pancar mı, şeker mi, nişasta bazlı şeker mi o tartışmasına döndü, geldi, döndü. döndü. Tabii bu konuda gerçekten her gün farklı açıklamalar, farklı yorumlar var. Özellikle hükümet kanadında da var, evet. muhalefette de var. Şimdi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Fakı Baba tabii hani tarım kredileri kastederek bu şeyi alabilir dediğinde doğrusu hani madem ki tarım krediler de bu arada şey değil hani devletin kuruluşları değil aslında. Evet. Tıpkı tarım satış kooperatifleri kredi. birlikleri gibi hı hı. bunların ortakları var, ortakları da çiftçiler. Fakat genel müdürü yönetimi devlet atadığı için hı hı. o yüzden kamu niteliğinde hani kamu kurumuymuş gibi. İşte. Yoksa hani bir gübre fabrikası var, başka tesisleri Tabii. var. Yani sanayicilik de yapıyor aslında tarım kredi kooperatifleri. Ama burada tabii kafalar çok karışık. Neden? Birincisi belki de ilk kez özelleştirmeler konusunda hem genel olarak hem de yerelde yani bu şeker fabrikaları mesela bulunduğu illerde hangi siyasi partiden olursa olsun farklı görüşteki insanlar da buna karşı çıktığı evet. için hükümet kanadında da bunu hem yumuşatmaya yönelik hem e, niteliğini değiştirmeye yönelik belli açıklamalar yapılıyor. Yani Tarım Bakanı'nın böyle bir açıklama yapması biraz insanlarda kooperatifler alacak. Çünkü kooperatifler konusunda da iyi örnekler de var önümüzde. Evet, evet. E, Panko Birlik örneğinde evet. olduğu gibi. Dolayısıyla hani o muhalefeti biraz kırmak biraz yumuşatmak için söylenmiş bir söz olarak algılamıştım ben ama evet. Sayın Başbakan'ın açıklaması e, iki şekilde yorumlanabilir. Evet madem bu bir kamunun yönetimindeki bir kooperatif verilecekse zaten, zaten zaten devletin elinde niye yapılıyor? Bu bir kafa karışıklığının evet. işareti, işareti mi? Bu... Yoksa hani bakanlık tarafı açıkça evet. söylemek gerekirse sayın bakan tarafından <laughs> Yanlış mı algılandı ya da tarım kredi kooperatifleri yetkilileri ya biz bunlarla ilgili alabiliriz dediği zaman evet. e, Sayın Bakan belki de o heyecanla da olmuş olabilir. Bunlar gayet doğal ve insani şeyler aslına bakacak doğal, olursanız doğal, evet. Birdenbire mi açıklama yaptı. Ne dersiniz efendim bu konuda? Vallahi şimdi e, hani Sayın Bakan o kadar farklı konularda böyle evet. yanlış yorumlanabilecek bu, bu aralan, evet, şeyler çok, söylediği çok, çok için oldu, evet. hani çok yadırgamıyoruz artık. Evet. Yani biraz sonra konuşuruz Rusya ile ilgili. Evet, konuda da değil benim bilgim yok demişti. Yani benim haberim yok demişti. Evet. Bunları konuşurdu. Ama ikinci bir şey de şu akıllara geldi. Ya gerçekten acaba bazı iddialara göre yani bu fabrikaların kime verileceği aşağı yukarı belli de o yüzden mi Sayın Başbakan böyle bir açıklama yaptı? Yani Ki muhalefette zaten kim muhalefette bazı milletvekillerinin görüşleri size doğrular nitelikte efendim. Ya ben zaten evet. onlara dayanarak söylüyorum Hı -hı. yoksa Kişisel olarak Hı -hı. edindiğim bir bilgi ya da bu konuda bir şey yok. Çünkü ihale yapılacak işte 3 Nisan'da başlıyor da ilk çok az süreç zaman kaldı. başlıyor. İlk 4 fabrikanın ihalesi yapılacak. Ama dediğim gibi temel nokta şu ki Sayın Bakan'ın bir başka açıklaması var. Hani bu fabrikalar kapanacak tartışmaları, Hı -hı. iddiaları üzerine Hı -hı. Sayın Başbakan diyor ki biz diyor sözleşmeyi şeyi koyacağız. 5 yıl boyunca kapatamayacaklar. Hı -hı. 5 e yıl sonra kapanacak mı? Bu ayrı bir tartışma. Yine Gıda tarım Hayvancılık Bakanı e, Eşref Fakı Baba'nın söylediği kotasını doldurmayan e, fabrikanın elinden geri alırız nasıl diyor. diyor. Yani nasıl diyelim diyor? ki ihale yapıldı. Hı hı. E, siz bu fabrikayı kaz ihalede kazandınız, aldınız. E, pancar kota ile yapılıyor çünkü. F fabrika olarak gidip üreticiyle sözleşme Peki yapacaksınız. Yapmıyor. Bu sözleşme doğrultusunda eğer yeterince pancar üretimi olmadı, kotayı dolduramadıysa diyeceksiniz ki gel Geriyor fabrikayı mı? geri alıyorum. Yani böyle bir şey ben ilk kez e, duyuyorum, ilk kez görüyorum. Hı hı. Böyle bir şey yani fabrikayı geri almak hangi şartlarda alınacak, nasıl olacak bu biraz yine tamamen dediğim gibi aslında yaşanan tartışmanın hı hı. bir anlamda kamuoyunu kendi tarafına çekme, çekme gibi çabası olarak görüyorum. E, şu yani üretici şu mesaj uyum. veriliyor. Ya siz merak etmeyin. Sizin pancarınızı almayan fabrikayı biz zaten yaşatmayız gibi. Böyle bir anlama An geliyor anlama. bir anlamda, Bir evet. de efendim şimdi tabii araziler falan da çok gündemde. Biz daha çok tabii işin <laughs> üretim boyutuna ve evet. tabii ki de işçileri boyutunda e, ilgileniyoruz. Ama bakın bir detay daha vardı e, açıklamalarda yine Sayın Başbakan'ın. Şimdi tamam diyor araziler diyor AVM falan olmayacak ama ilk önce diyor fabrikanın diyor e, pancar üretimi için kullanılabilecek e, bölümlerinin ayrı bir fizibilitesi evet. yapılacak. Ama o fabrikaların bambaşka e, alanları, alanları da var. var. O, o, onlar evet. ne olacak? Evet. Bir, bir de bu soru işareti tabii ki benim o açıklamadan e, da altını çizmem gereken nokta bu bence. Ne dersiniz? Tabii burada tartışma tamamen hani pancar üretimi işte nişasta, bazı pazar mı açılıyor tartışması. Bir yandan hı hı. fabrikaların bulunduğu yer istihdam açısından bunlara bakıldığı için asıl belki de ihale ya da yani devlet aslında veya hükümet burada ne yapmak istiyor? Buradan bir gelir elde etmek istiyor. Hı hı. Bir nedeni de bu. Dolayısıyla hani zarar eden değersiz e, arsası olan hı hı. bir yeri kimse zaten almaz açıkçası ama bunların arsaları yani bir burdur şeker fabrikasının olduğu yere hani e, abartmayım ama binlerce konut yapılabilecek bir alanı bir var al, şimdi orayı bir şey, evet. fabrika olarak aldığınızda o alanın ayrıca değerlen çok büyük bir rand. Dolayısıyla bu birçok e, işletme için böyle şeyi ayırıyoruz e, hani fabrikayla sahip olduğu diğer gayrimenkulleri diye Hı -hı. Sayın Başbakan da bunu söylüyor. Öbürlerinin satılmayacağını ya da e, elde tutulacağı zaten söylenmiyor. 6. yılda ne olacak sorusu çok geliyor izleyicimizden. Evet. Onlarda da haklılar. Bir de efendim siz tabii şartnameyi görebildiniz mi? Ben görmedim. Yok kimse, kimse şu, an, gö şu anda görmüyor. zaten Hatta görmedi. E, hani bilmiyorum satın alacaklar belli bir para karşılığında Hı -hı. ancak şartnameyi Görebiliyor alabiliyorlar, görebiliyorlar. Hı -hı. Çünkü teklif verecekler onlar da ona göre chartname'i görecekler ama bu 5. yani 5 yıl hükmünün oraya konulmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü daha önceki özelleştirmelerde de benzer durumlar söz konusuydu. Yani bu et ve süt kurumunun o zaman et balık kurumuydu. Süt endüstrisi kurumu, diğer yem sanayi yani daha önceki tarımla ilgili özelleştirmelerde yine şu kadar süre çalıştırılacak deniliyor. Bırakın bakanı oradaki bürokrat değişince bile o maddeler kimse takip etmiyor ve ben bugüne kadar hani onun takip edilip 5 yıl mı 3 yıl mı çalıştırıldığını hiç görmedim. Böyle, böyle bir e, şüphe her zaman evet. aklımızın bir köşesinde muhakkak e, olmalıdır. Evet. Çünkü geçmişte yaşadığımız e, olaylar evet. süreçler bize bunu düşündürtüyor. diyorsunuz anladığım evet. e, kadarıyla. Bir de tabii şeyi Buyurun. de vurgulamak lazım Lütfen. yani bunu alacak kişi veya grubun da e, şeyi çok önemli yani gerçekten şeker üretmek isteyen bir grupsa, bu paza, yani şeker pazarında yer almak isteyen, şeker üreterek burada kalıcı olarak yer almak isteyen bir grupsa, bunu zaten çalıştırıp o piyasaya girmek istiyor, o Hı -hı. sektöre girmek istiyor olabilir. Hı -hı. Ama bu sektörle hiçbir ilgisi yoksa, amaç başkaysa, zaten ona 5 yıl değil 15 yılda koysanız, çok şey olmayacak bence bir süre sonra hı hı. bu kamuoyundaki tepki az azalınca, azalınca orada istediğini yapabilecek başka süreçler devreye evet. girebilir. Bizim evet. endişelerimiz evet. gerçeğe evet. dönüşebilir diyorsunuz özetle. Evet. Bu arada tabii ki şekerli sendikasının soruları var. Panko Birliği'nin artık hani herkes biliyor. Kargilin raporuna çok sert evet. bir tepki verdi web sayfasında yayınladı. Sizin de az önce söylediğiniz gibi şimdi konu iki farklı konuya doğru ev Evet. Hani Sayın Cumhurbaşkanı devreye girecek mi, girmeyecek mi, evet. özelleştirilecek mi, tekrar rafa mı kaldıracaktan ziyade şimdi kim alacak ve kim almalı? Evet. Bir de sizin söylediğiniz gibi artık hani nişasta bazlı şeker mi, pancar evet. şekeri mi, Allah'tan şeker kamışını araya karıştıran yok. <laughs> şimdi efendim Sağlık Bakanlığı'nın bir raporu da gündemdeydi evet. evet. bildiğiniz gibi. Bu rapor ilk kamuoyuyla paylaşılan daha doğrusu kamuoyunun elde ettiği diyeyim kimse evet. paylaşmadı. Daha sonra da Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rapor bir de hemen karşısına getirip e, Panko Birliği'nin web sayfasında yayınlanan işte aslında gerçekler bunlardır denilen evet. raporu karşı karşıya koyduğumuzda arada e, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan raporun çok böyle yumuşatılmış tırnak <laughs> evet, içerisinde evet, evet, evet. olduğunu görüyoruz. Ama bu yumuşatma bence ee, bu konudaki mevcut hassasiyeti kamuoyu baskısını çok azaltacak nitelikte değil. Sebebi de şu zaten bu konuya muhalefet eden hem halkımızdan hem evet. siyasilerden kişiler zaten o rapor yumuşatıldı diye bu tepkilerinden vazgeçecek değiller. Ama bilmiyorum şimdiki yorumu size bırakıyorum evet. toplumun genel bir kesimini acaba bu rapor yumuşatır mı? Ben üreticilerin evet. umurunda bile olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle bu, katılıyorum evet. ben de ve e, yani şu anda il bazında baktığınızda hı hı. fabrikaların olduğu yerdeki eylemlere baktığınızda, oradaki tepkilere baktığınızda hı hı. buradaki insanlar ne Sağlık Bakanlığı'nın raporuyla ilgili, ne Panko Birliği'nin yaptığı açıklamayla, ne e, Türk İş'in Cumhurbaşkanına sunduğu rapordan öte bu fabrika çalışacak mı, satılacak mı? Evet. Daha çok bununla Daha ilgileniyor. Çok İşçiler ben işimi kaybedecek miyim? Devam edebilecek miyim? Bunun peşinde ve bunun için eylem yapıyor. Bunun için tepki gösteriyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın ilk kamu sızdırılan i̇lk denilen, sızdırılan, evet, evet raporuna baktığımız zaman daha sert ifadeler vardı. Nişasta bazlı şekerle ilgili daha e, sağlık açısından sakıncalı olduğu ifade ediliyordu. Hı hı. Tabii bu arada yeni gelişmeler oldu. İşte gazetelere tam sayfa ilanlar verildi. Hı hı. Herkes kendi cephesinden kendisini anlatmaya çalıştı, kamuoyunu etkilemeye çalıştı ve baktığımız zaman açıklanan rapora hani dedim dedik ya üretici işçi bununla çok fazla ilgili değil ama hani bir teknik gözle bakıldığında veya sektörü takip eden biri olarak bakıldığında şunu görüyoruz. Şekerle nişasta bazlı şekeri neredeyse aynı kefeye koyup yani fazla şeker yemek kardeş ikisi de zararlı. Evet. Az yersen ikisi de faydalı evet. gibi yani bir. Yani böyle bir orta yol aslında hı hı. belki de en güzel senin söylediğin yumuşatılmış. Evet. Yani yumuşatıcı evet. niye kullanılır işte daha rahat yemek yemek <laughs> için. <laughs> 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 Burada da öyle bir şey yapılmış. Hani tabi bilim kurulu tarafından hazırlanan bir raporun böyle bu şekilde gerçekten baştan böyleydi ise tamam çok bir şey diyemeyiz ama böyle yumuşatılıyorsa o zaman Türkiye'de hani biz kime güveneceğiz yani bilimsel çalışma bilimsel veriler diyoruz. Hı hı. burada da bir yumuşatma varsa eğer ya yani bilimde yumuşatma olmaz çünkü gerçek neyse oh. onu söylersiniz. Evet. Burada şey konusuna gelince yani nişasta bazlı şeker şeker tartışmasına hı. döndü iş. Evet. Aslında zaten bunun arkasında da bu vardı. Yani özelleştirmenin arkasında tamam devlet belli bir gelir elde etmek istiyor. Buralar zarar ediyor o yüzden değiştiriliyor. Satılmak isteniyor deniliyordu ama asıl işin perde arkasında benim ilk yazıda da yazdığım gibi şeker piyasasının yeniden düzenlenmesi var. Hı hı. Yani Türkiye'de işte belli miktarda nişasta bazlı şeker var, bunun kotası var. Hani hep söyledik ya üst böyle peş peşe sıraladığımızda bir Sayın Başbakan açıkladı işte kota arttırılmayacak. Hatta belki düşürülecek. Hatta bu yine... ihale süreci başlamadan düşürülecek evet. diye bir açıklama evet. yapıldı efendim. İki, evet. işte bu fabrikaları kooperatifler alacak. Üç, bunlar beş yıl süreyle çalışacak. Yani bu argümanlara hepsini alt alta koyduğunuzda aslında piyasayı bir düzenleme ihtiyacı isteği var. Hı hı. Ee, ama aynı zamanda da bunu kamuoyunda Tam da böyle seçim tartışmalarının, seçimin gündemde oldu, oldu. olduğu bir dönemde kamuoyunun da çok tepkisini almadan nasıl yaparızın Hı -hı. bir sonucu ve gelinen noktada gerçekten asıl tartışma ne bu fabrikaların hani çalışıp çalışmaması, Hı -hı. satılıp satılmaması değil. Şeker piyasasının yeniden düzenlenmesi. E bu fabrikalar zamanla devre dışı kaldığında zaten Hı -hı. hani piyasa bir anlamda Nişasta bazlı şekerlere şekere kalmış olacak evet. belli oranda ve bunu da Türkiye'de üretilen nişasta bazlı şekerden öte ithalatla karşılanması. Çünkü Şimdi on, şu anda sayıyorum. bile ithalat zaten yapılıyor. Yapılıyor. Şimdi efendim şöyle bir hemen bir 30 saniyede küçük evet. bir yorum paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii ki de toplumun çok büyük bir kesiminin Belki de tabii ilgi alanları olmadığı için yani bunda bir haksızlık etmek de istemiyorum. Evet. Türkiye'deki şeker kotaları, şeker pancarı üreticisinin durumu, evet. fiyatlar falan çok umrunda değil. Ama iş nişasta bazlı şekerler işte pancar şekeri evet. sağlıktır, şuruptur böyle alıp dökerek falan haberler yapıyorlar <laughs> ya. Arka. İlgi evet. çekmek için hiç eleştirmiyorum. Asıl bunlar ilgilendiriyor. Çok geniş bir kitleyi. Evet. Ben de şunu düşünüyorum. Acaba bu karşılıklı rapor savaşları özelleştirme sürecini ikinci plana bırakarak. Çünkü evet. yani bizler dışında belki bir iki ay, üç ay ya da iki sene sonra hiç şeker pancarı üretimini falan konuşan olmayacak. Ee, acaba hani evet. algıyı bu yönde değiştirip de. Evet. Ee, çok özellikle bu konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin yayınladıkları raporlarda bu amaca hizmet ediyor demek istemiyorum. Kimse evet. yanlış anlaşılmasın evet. ama böyle bir savaşa dönüştürüp algıyı değiştirip fabrikalardan uzaklaştırıp ya bu tartışmalarda zaten 3-5 gün sonra geçer evet. gidere ya bir kamuoyu algı yönetimi mi var diye düşünmeden edemiyorum. Yalanım yok. Yani öyle bir dönem yaşıyoruz ki bu algı yönetiminin mutlaka olduğunu ben de katılıyorum. Yani evet. kesinlikle var. Ve burada baktığımız zaman hani bir orada pancar üreticisi kendi açısından konuya yaklaşıyor ve hı hı. hani o üretimini sürdürmek ve bu üretimden vazgeçmek istemiyor. İşçi kendi işini kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla işini sürdürebileceği o fabrikanın çalışmasını istiyor. E tüketici yani halk da şunu istiyor. Sağlıklı, güvenilir ürünler tüketmek istiyor. Hı hı. Artık gıda terörü, gıda güvenliği o kadar çok gündemde ve insanlar her şeyi o kadar kuşkuyla bakıyor ki şimdi yediği, içtiği birçok üründe hani onun sağlığını tehdit eden bir takım etmenler var. Dolayısıyla bu söylediğin tartışmanın hani bu noktaya gelmesi ve bunun daha çok ilgi görmesi tam da bu, bu nedenle. Çünkü bu hepimiz nedenle. kendi çocuğumuzu, kendi sağlığımızı, kendi ailemizi. Korumak istiyoruz. Aynen Dolayısıyla da zararlı, sağlığımızı tehdit eden bir ürünü veya ürün grubunu kimse, tüketmek kimse istemiyoruz. Isteme. Dolayısıyla tartışmanın buraya gelmesinin ve burada e, taraflar da bunun üzerinden ancak e, kamuoyunu etkileyebileceklerini düşündükleri için olabilir. olay buna yani. geliyor. Olabilir. Ama olaya e, hep söylüyorum ekonomik bakmak Hı -hı. lazım, sosyal olarak bakmak Çok lazım. lazım ve gelecekte bugün hani biraz sonra Rusya konusunda belki bunu hı hı. daha çok konuşuruz. Hı hı. Ya Amerika dediğimiz dünyanın artık hani kapitalizmin merkezi ve hani en önde gideni bugün korumacı bir politikayla Trump geldiğinden beri işte çeliğe vergi bilmem gelip burada üretim yapma yapmazsan ithalata izin vermem gibi. Evet. Şimdi dünya buraya gidiyor. Daha çok korumacı, daha çok yerelde üretim ki yerli üretimi yönelirken e bizim hadi biz şunu da satalım bundan da vazgeçelim şunu da ithal edelim Böyle dersek de. yarın yazınız da var. Evet. E, onu da değerlendireceğiz Yarın Şimdi bunun sıkıntılarını çok yaşayacağız. Ya. Çok evet. haklısınız. Şimdi ilk bölüm için 1-2 dakikam kaldı. Son bir yine şeker pancarı ile <laughs> evet. ilgili bir notla aktarayım efendim. Bir de şöyle sizin yazınızdı galiba yine. E, o kadar çok okuyorum ki kusuruma bakmayın <laughs> ne olur. E, şimdi ihtiyacımız olan e, nişasta bazlı şekerden üretilmiş e, mamullerin e, kullandığımız daha doğrusu evet. ihtiyacımız olan. Dörtte birini ancak üretiyoruz. Geri kalan kısmı şeker pancarından mı üretiliyor sorusunun cevabı. Hayır. hayır, hayır. Onlar da sizin evet, yazınızı. Yine evet, nişasta evet, bazlı evet. şeker başka işte firmaların kota indirimleriyle bir şekilde yine onlar ülkemize geliyor. Yani evet. deniyor ki yani yine nasıl olsa evet. ithal ediyoruz. En evet. azından kendimiz üretelim. Evet. Şimdi belli bir mantıkta baktığınız zaman evet haklılar diyorsunuz. Yalanım yok. Evet Ben diyemiyorum çünkü şöyle. Yani eğer o zararlıysa bugün uçakta gelirken çok ilginç bir şey geldi aklıma. Hatta bu nişasta bazlı şeker işte bu tartışmalar sürüyor. Dedim ki uçağa her bindiğimizde bize hani bir tehlike anında neler yapmamız gerektiğini evet. ...işte şey şişirin, geçirin evet. boynunuza falan diye... ...bunu hani bir günde kaç uçak kalkıyorsa... defa ...ne kadar çok tekrarlanan bir şey değil mi? Evet. Peki bizim onu kullanma şeyimiz ne? Hani milyonda bir bile değil. Ben hani yıllardır biniyorum hiç öyle bir ihtiyaç olmadı. Evet. Ama bu hiç aksatılmadan kullanılıyor. Demek evet. ki bir, bir şey eğer e gerekiyorsa... ...yani bir şey zararlıysa... ...onu bizim burada üretmemiz veya ithal etmemiz çok şey değil önemli değil. Yani zararlıysa zaten yerli de olsa, ithal de olsa bize zararı hı hı. dokunacak. Sağlığımızı tehdit edecek. Yani hı hı. biz yok Amerika'dan gelen nişasta fazla şekeri değil de Türkiye'dekiyle zehirlenelim mi diyeceğiz? Bunu diyemeyiz tabii ki. Peki. Ama ee... bir cümleyle şunu söyleyeyim. Evet Türkiye'de 1 milyon ton civarında bir kapasite var ve kota 300 bin ton civarında ve bunun bir 3 katı da yani 1 milyon tona yakın bir tüketim de var. Büyük bölümü ithalatla geliyor. Nasıl geliyor? Büyük gıda firmaları bizzat kendileri e, kullanacakları bu ürünü ithal ediyorlar. Hem de yüzde %15 civarında bir vergi ödeyerek. Yani Türkiye'ye giriyor ama dediğim gibi bir ürün eğer zararlıysa, Türkiye'de de üretilmesi, üretilse zararlıdır. İthal edilse zararlıdır. zararlıdır. Evet. Peki. Ee, çok kısa bir ara vereyim ama aradan önce e, aradan sonraki konu başlıklarımızda söyleyeyim. E, diyeceğiz ki efendim e, Rusya'dan neden e, et, e, balık, süt ithal ediyoruz, ihtiyacımız mı var yoksa açıklandığı gibi ihtiyacımız yok işte. Ee, bir şey alıyorsak siyasi. veriyor siyasi <laughs> mi bunu konuşacağız. Bir evet. de e, aşı ve küpede yaşanan sıkıntılar var. Uzun zamandan beri sizlerden gelen konu başlıklarından bir tanesi de buydu. Onu da bir değerlendireceğiz, orada da önemli gelişmeler var. Çok kısa bir reklam arası vereyim efendim. Dünya Gazetesi Tarım Yazarı, gazeteci büyüğümüz Ali Yıldırım'la gündemi değerlendirmeyi az önce saydığım konu başlıklarını ön plana alarak, devam edeceğiz. İki kanal birden canlı yayındayız. Lütfen ekranınızı değiştirmeyin. Efendim dünden yarına tarım devam ediyor. Şimdi Rusya'dan et, süt ve balık e, ithalatı yapılacak mı? Rus makamların e, bakandı sanırım açıklamasına evet. göre yapılacak. E, Sayın Fakıba önce haberim yok dedi. Evet. E, o da nasıl işse. E, ardından da... E, Dedi ki siz de bugünkü yazınızda aynen almışsınız. Evet. Şimdi ihtiyacımızdan değil de çok özetleyerek okuyorum. Bu siyasi evet. amaçlıdır. Ee, i̇hracat yaptığımız ülkelerden ithalat yapmak zorunda olduğumuz bazı böyle durumlar olabilir. Yani e, çok da abartılmasına gerek yok diye benim e, evet. tercüme ettiğim bir e, açıklama yaptı. Şimdi efendim ben e, soruyorum gerçekten bu bir ihtiyaç mı? Evet. Gerçekten Sayın Bakanın söylediği gibi siyasi mi? Ama bence en can alıcı soru şu. Eğer siyasi deseniz bile evet. neyin karşılığı diye sormak istiyorum evet. efendim. Buyurun. Tabii Rusya ile ilgili süreci kısaca Lütfen, bir özetlemek geçin. lazım. Rusya ile biz bir büyük bir kriz yaşadık. Neden yaşadık? İşte 24 Kasım 2015'te bir Rus uçağı, savaş uçağı bizim sınırlarımızı ihlal ettiği için Türkiye tarafından düşürüldü ve ondan sonra Rusya büyük bir tepki göstererek ee, öncelikle turizmle ilgili e, Rusya'da yatırım yapan iş adamlarına yönelik Hatta Rusya'ya giriş çıkış bile ciddi problem olmuştu hatırlarsanız Tüm sektörlere evet, evet evet. Burada en önemli alanlardan biri de tarım oldu. Hı hı. Rusya o dönemde hemen Türkiye'den domates dahil birçok ürünü almayacağını açıkladı ama asıl e, uygulama 1 Ocak 2016 itibariyle hı hı. başladı ve Türkiye'den, 24 tarım ürününün ithalatına Rusya yasak koydu. Yani ambargo koydu. Dedi ki ben bu ürünleri Türkiye'den almayacağım. Hı hı. Aslında bunu yaparken bir yandan da zaten Avrupa Birliği'ne de bir gıda ambargosu vardı Rusya, Ukrayna'dan dolayı. Olayım. Evet. Ve daha sonra bir 6-7 ay görüşmeler oldu, aracılar oldu öyle diyeyim. Hı hı. Ve buzlar çözüldü. Önce turizmle ilgili, inşaat sektörüyle ilgili, işte Rusya'daki iş adamlarına yönelik adımlar atılarak bu kriz o sektörler açısından yavaş yavaş çözülmeye başladı. Fakat tarım ürünlerini Rusya bu arada bunu bir fırsata çevirmek için bunu bir müzakere aracı yaptı. Ve buradan işte domates yasağını kaldırmam için sizin de bana belli tavizler vermeniz gerekiyor. Tabi o zaman Sayın Fakı Baba görevde değildi, değildi. bu görüşmeler yapıldı Türkiye. ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Putin'in her buluşmasında biz medya olarak işte domatesin yasağı kalkacak mı kalkmayacak mı Yok, diye. Yok bu görüşmede kalkıyor evet. hadi iki ay sonraki. Aynen öyle evet. Evet. ve Rusya da bunu çok şey kullandı kendi açısından evet. tırnak içerisinde iyi kullandı hı hı. ve kaldırıyorum kaldıracağım derken bak, Türkiye baktı ki bunu kaldırmayacaklar. Türkiye'de altı üründe, buğday, ayçiçeği, soya, mısır gibi altı üründe bezelye vardı, pirinç vardı galiba bir de. Bu ürünlerde Rusya'yı dahil değişleme rejimi kapsamı dışına çıkararak hı hı. ben de Rusya'dan bu ürünleri yüzde %130'a varan orandaki vergiyle alırım. Yani, yani, almam. Bu, yani almam. Yani evet. almam diyor, evet. Ve bu süreç ama Türkiye bunu 45 gün sürdürebildi. Hı hı. 3 Mayıs 2017'de Soçi'de yapılan zirvede Sayın Putin'le Erdoğan'ın görüşmesinde Türkiye bunları kaldırdığını açıkladı. Rusya ise birkaç tarım ürününü kaldırdı ama domates konusunda Putin aynen şunu söyledi. Evet. Benim yerli üreticim domatesi ben kendim üretmek için dedi e, kredi kullandılar dolayısıyla biz yatırım yapıyor benim üreticim bu kredi süresince ben bu yasağı kaldırmayacağım diye de söyledi. Ama bu hep yasak devam etmeyecek. meğersem aynı zamanda bunu bir e, müzakere, bir şey yaparak önemli tavizler aldığını bugün daha iyi görüyoruz. Hı hı. Hangi et, tavizler mesela? Mesela efendim? et konusu hep konuşuluyordu. Hatırlarsanız evet. işte Sayın Faruk Çelik de o görüşmelere katıldığında şöyle de bir kamuoyuna şöyle açıklanmıştı. Ya biz zaten Rusya'dan daha doğrusu biz zaten et ithal ediyoruz. Başka ülkeden alacağımızı Rusya'dan alırız. Ne olacak gibi böyle söylenmiştir. Fakat daha sonra işte geçtiğimiz Ekim ayında domatesteki yasak kaldırıldı. Ama belli kısıtlamalar getirilerek. Yani sadece 50 bin tona kadar Türkiye ihracat yapabilecek ve ilk etapta sadece 3 firma bu ihracatı yapabilecek. Yapabilir. Şimdi baktığımız zaman geçen haftada son 5 ürün kalmıştı. Onları da kaldırdı Rusya tamamen. Bu 24 üründeki yasaklar kalktı. Kalkmış oldu. Fakat kalkarken belli kısıtlamalar getirdi. İşte domateste olduğu gibi. Belli firmalar evet. yapabilecek, belli Burada miktarda yapılabilecek. Içecekti, evet. evet. İkincisi şimdi yeni kaldırılan ürünlerde işte kim kimin ürettiği, nereden üretildiği Rusya gelip bunları denetleyecek. Yani Rusya Türkiye'den ürün almayı hı hı. hani kendi istediği zaman, istediği koşullarda istediği ve, miktarda istediği, istediği miktarda, kişi firmadan. Aynen öyle. Bu şekilde kendine bir kendisini güvenceye aldı. aldı. Ve e, Rusya Tarım Bakanı işte önceki gün bir açıklama yaptı. Biz dedik Türkiye'ye et, e, süt ve su ürünleri, balık ihracatına evet, hazırlanıyoruz. Evet. Bu konuda gerekli çalışmalar yapıldı. Yapıldı dedi. Aslında Sayın Fakı Baba'nın Hani benim bundan haberim yok demesi ki et bölümünü biliyorum. Hani şeyi biliyorum ama diğerlerinden haberim yok demesinin bir nedeni bu. Gerçekten de kamuoyunun da bundan çok haberi olmadı. Yani bu görüşmeleri kim yaptı? Ne kadar sıklıkta şey yapıldı? Ne kadarına izin verildi? Yani Rusya bize ne kadar et satacak? Ne kadar balık ve süt ürünleri satacak? Bunları Bunu bilmiyoruz yok. henüz. Evet. Bir de süt konusunda özellikle süt ürünleri konusunda Türkiye zaten üretimin fazla diye düşünürken şimdi hani e, siyasi tırnak içerisinde evet. nedenlerle biz bunu alırsak yani bu e, hani bunun ekonomik bir boyuta e, boyutu yok. Mesela üreticimiz ya, diyor ki bir de diyor süt alacaksak diyor e, batarız, mahvoluruz diyor. Kesinlikle yani çünkü et almaya başladık. Rusya'dan olmasa bile et ve canlı hayvan 2010 yılından bu yana 5,5 milyar dolarlık bir canlı hayvan ve et ithalatı yaptık. Zaman. Ve Hı -hı. daha da devam ediyoruz. Daha yeni iki tane ihale açıldı ilk iki ayda. Hı -hı. Biri 100 bin başlık kasaplık, biri 60 bin başlık et ve süt kurumu tarafından. Dolayısıyla hani eğer ithalata başlarsanız buradaki üretim bundan çok olumsuz etkilenir. Ve siz üretim yerine ithalatı desteklemiş olursunuz. Benim de burada ısrarla bir üzerinde durduğum şu. Evet. Yani Amerika, İngiltere, Fransa... Rusya kendi üreticisini, kendi üretimini desteklerken korumacı bir politika uygularken biz böyle her şeyi ithal edelim ki bizim hani sahip olduğumuz topraklar, iklim, sahip olduğumuz tarım kültürü bunların hepsini üretip ihraç edebilecek durumdayız durum aslında. Önümüzdeki dönemde artık hani şey o kadar zorlaşacak ki ihracat o kadar zorlaşacak ki. Yani şu an Rusya'nın yaptığını birçok ülke yapmaya başladı. Doğru, Mesela doğru. bir örnek vereyim Sudan Birçok ürüne e, ithalat yasağı getirdi. Cezayir birçok ürüne ithalat yasağı getirdi. Ben kendi üreteceğim üreticimi diye. koruyacağım? Kendimi üreteceğim. İşte az diye. önce söylediniz. Evet. E, Rusya da aynı şeyi söylüyor. Yani ben kendi domatesimi üretene kadar sana kısıtlama koyacağım arkadaş Tabii demektir ki, bu söylediği. Aynen öyle. Yani. Bugün e, bu yazı yayınlandıktan sonra bir okurumuz gerçekten Hı. benim de hem gülümseyerek hem e, şaşırmayacağımız bir e, konuda yorum yapmış. Diyor ki yakında diyor Rusya'dan Domates ithal ederse kimse şaşırmasın diye <laughs> hani domates krizinden buraya geldik. Domatese karşı bize bu tavizi aldılar ama hı hı. yakında bize domates sat satarlarsa kimse şaşırmasın diyor ki gerçekten e, dünya bu yöne doğru gidiyor. Bilmiyorum. E, i̇zleyicilerimizden efendim eleştiriler de var. Ben hepsini evet. aktarmayı da seviyorum. Çünkü evet. görevim de bu. Evet. E, onu da söyleyeceğim ama şimdi kararın siyasi veya ekonomik olması işin sonucuna baktığımızda çok fazla bir şey de etkilemeyecek aslında diye düşünüyoruz. Bir de belki yarın bir gün açıklanır e, ya da öğreniriz, paylaşırız. Ne kadar et, ne kadar yani bunun ithalatın miktarı da ortaya çıkınca belki biraz siyasi mi ekonomik bunu anlarız ama evet. o miktar ne olursa olsun evet. yanlış diyorsunuz. Kesinlikle Anladığım yanlış kadarıyla. ve yani dünya kendi yerli üretime dönerken bizim böyle e, sürekli ithalatı destekleyen, ithalatı savunan, ithalatla yapan bir ülke olmamız kabul edilebilir bir durum değil Hı. ve bunun sonu da yok. Yani şimdi orada Sayın Bakan tabii söylediği siyasi şu: birçok toplantıya gidiliyor, birçok görüşmeler Hı. yapılıyor diyor ki biz muhataplarımızla konuşurken. Ya biz siz bize şu şu ürünleri satıyorsun ama siz bizden ne alacaksınız? Doğru bu müzakere edilebilir. Ama yani Türkiye'ye gidip de Rusya'dan süt almamalı. Yani Türkiye'nin kendi sütü varken sütle fazlası, fazlası ilgili fazlası varken, varken nasıl eriteceğiz sütü, diye sütü, düşünürken. Tabii. Yani bunu yaparsınız. Hani mesela Türkiye'nin sahip olduğu ürünler var. Fındıkta, kuru üzümde. Şey. Buna karşılık Türkiye'de üretimi olmayan veya bir şekilde üretim olanağı olmayan ürünler alabilirsiniz. Yani hiç ithalat yapmayalım her şeyi biz öyle, üretelim. Öyle bir dünya öyle zaten, bir dünya yok, zaten yok. yok. Ama siz masaya neyi koyduğunuz çok önemli burada. Hı hı. Yani birisi size şimdi yarın İtalya bize ya ben sizden şu şu ürünleri alıyorum. Siz de benden fındık alın deyince fındık mı ithal edeceğiz? Doğru. E, izleyicilerimizde hep e, mesela bakın bir tanesi evet. gönül rahatlığıyla da okuyabilirim e, hiç mi güzel şeyler olmuyor o zaman üretimler nasıl artıyor siz oraya e, sürekli her konuda muhalefet olmak için mi çıktınız e, evet. diye yazmış efendim yok yani böyle bir şeyimiz yok e, muhalefet olalım diye değil ama gazeteci olarak ben gazeteciyim ben Hı. şey değilim açıkçası e, ziraat mühendisi değilim e, sektörün bir hani bu sektörde benim bir e, yatırımım evet, yok, yok, bir üretimim evet, yok, yani. bir ithalatım ya da ihracatım Ama yok. Ama çeyrek asırdır takip ediyorum, Evet, ben sektörü diyorsunuz. takip ediyorum. Evet. Zaten gazetecinin görevi de yanlışları bulup e, ortaya dökmek, ortaya evet. söylemek. Eğer e, hiç mi iyi şeyler yapılmıyor derseniz açarsınız Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı internet sayfasını. Orada hiç olumsuz bir şey yok. Her şey o kadar iyi ki yani bir yandan zaten ben ona şaşırıyorum. Türkiye Avrupa'nın birinci, dünyanın yedinci tarım ekonomisi. Ama bakıyoruz bu ithalatta şimdi biz Rusya'dan süt mü ithal edelim? Yani bunu söyleyince ya bunu gündeme, muhalif mi oluyor? Ya da bunu gündeme getirmeyelim Muhalefet mi? Ben. Evet yani bu bir haberdir her şeyden önce. Aynen, açısından. Aynen öyle. Hele sizin tarım bakanınız benim bundan haberim yok diyorsa bu daha da büyük Tabii, bir olabilir. haberdir Yani doğru. benim haberim olmayabilir ama Tarım Bakanı'nın bundan haberi olması lazım. gerekiyor gerçekten burada körü körüne salt bir e, muhalefet evet. e, kesinlikle yok daha önceki yayınlarımızda evet bu iş doğru dediğimiz e, konularda e, hem de fazlaca sayıda da Geri yani hep, geldiğinde hepsinde. gerçekten onları hep söylüyoruz bu konuda en ufak bir şeyimiz kesinlikle. yok tereddütümüz yok Kaldı ki hani dediğim gibi burada verdiğimiz bilgi hani şu ana kadar bu program için söyleyeyim en azından. Hı hı. Şeker pancarını konuştuk, Rusya'yı konuştuk. Ya bunlardan şu da yanlış ya da yalan diyebilecekleri bir şey varsa bizi izleyen yazdıkları <laughs> evet. anda yazdıkları anda evet. son satırına kadar hakaret içermediği evet. sürece okumaya da buradan söz veriyorum. Yani hayır siz veriyorum. Rusya'dan et, süt ve şey yok böyle bir konu gündemde yok veya Rus bakan böyle bir şey söylemedi desinler biz de geri alalım. Geri sözümü, alın, aynen öyle. E, şimdi efendim yine son zamanlarda yine... E... Tarım Bakanı Sayın Fakı Baba'nın işte aşı aşılama, küpe küpeleme evet. e, bunların e, ücretsiz olacağına dair çok fazla sayıda da detay konuda gündeme geldi. Bunların ücretleri evet. gündeme geldi. İşte veteriner hekimler e, konseyi e, yargıya gitti. Sonuç alındı alınamadı. Bugün de bir haber vardı evet. gerçi. Şimdi efendim e, burada temel sorun hiç o süreçleri özetlemenizi istemeyeceğim sizin. Evet. Üreticimizden e, gelen sorunlar. Diyorlar ki Umut Bey, abi her neyse bir şey yazıyor. Diyor ki ben e, aşı yaptırmak istiyorum aşı yok diyorlar. Evet. E, hayvan küpeleteceğim leteceğim gidiyorum teşkilata küpe yok diyorlar. Hatta bu sabah bir izleyicim yazdı ki e, ben diyor reçeteyi diyor e, hayvan öldükten sonra mı yazdıracağım yani, kimse ilgilenmiyor evet. diyor. Bu konuda yasal anlamda da sizin önünüzde e, belgeler de var bugün dağıtım yapılan. Temel sorun nereden kaynaklandı son karar çözdü mü diye sormak istiyorum evet. çok özetle buyurun tabii efendim. şöyle şimdi Sayın Bakan aşı ve e, küpe bedava olacak bunu biz yapacağız deyince bunun bir kaynağı olması gerekiyor e, tabii. yani aşıyı al, almanız gerekiyor küpeyi alıp takmanız, takmanız gerekiyor, gerekiyor. Aşıyı, aşıyı yaptırmanız gerekiyor. gerekiyor bunun için de kaynak gerekiyor yani evet. Bakan Bey bunu söyledi ama belli ki e, bakanlar kurulunda bu ayrıca e, çok da ele alınıp da bunun kaynağı ayrılmamış evet. Bakan Bey bunu söylüyor sonra gidip Maliye Bakanı'na ben bu işi yapacağım hadi parayı ver kaka, dediğinde kaka var, evet. onlar da bizde böyle bir para yok, yok diyor. denildiği zaman bu, bunun faturası çiftçiye çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Hı -hı. E, çiftçi aşı yapamadığı için destekleme alamıyor. Çünkü hı -hı. destekleri oraya bağlamışsınız. Evet. E, küpe taktıramıyor. Şimdi öyle bir yapı oluştu ki damızlık birliklerin bazıları kendileri küpeyi takıp parasını alıyorlar. Hı hı. Bazıları ekonomik durumu çok iyiyse ben bunu takayım sonra alırım diye bakıyor. Evet, Ama evet. bir yandan da bu yeni uygulamayla birliklere bu şeyde hani bu hizmet hizmetten bir anlamda uzaklaştırıldığı için onu da yapamayanlar da var. Ama bana da gelen haberler bazı birlikler bunu yapıyor. Evet. Bunun temelinde de şu var. Hayvan hastalıklarıyla mücadele hayvan hareketleri kontrolü diye bir genelge yayınlanıyor ve bu bütün teşkilata gönderiliyor. Bunun çerçevesinde bütün bu işlemler yapılıyor. Aşağı alınıyor, küpe alınıp takılacak. Bu genelge daha yeni yayınlandı. Yani 8 Mart'ta yayınlandı, gönderildi. Dolayısıyla bunda ciddi bir gecikme var çiftçiler yetiştiriciler bu kez destekleme alamadılar hı hı. E, aşı yapamadıkları yapmadıkları için e, bir yandan aşı yapılmadığı için hastalıklar e, yaygınlaşmaya başladı bugün birçok pazarda şap hastalığı nedeniyle kapalı olan pazarlar var Hatta bazıları e, yani hastalık yoksa da başka yerden bulaşır diye e, açmıyor pazarı e, bir yandan da hayvan hareketleri büyük oranda durdu yani hayvancılık sektörünü Hani bedava aşı, bedava küpe derken bir anlamda kitlemiş oldunuz. Bunun nedeni de öncesinde bunun çalışmasını yapmayıp, yani sanki her şey hazırmış gibi açıklanınca, yani bizde önce açıklama yapılır, sonra o açıklamaya uygun mevzuat hazırlanıyor. O aradaki geçen zamanda Onun içerisinde mağdur, olan, mağdur olan, üretici. olan üretici şimdi son oluyor. neye bağ bağlandı efendim yani en son en son artık ne oldu? Bu genelge yayınlandı, bu genelge doğrultusunda şimdi il bazında. Aşılar alınacak, aşılamalar başlayacak. Hı hı. Veteriner hekimlere yönelik e, düzenleme vardı, hani bedava ama bunu onlar uygulayacağı için onlara belli bir e, ödeme yapılacak. Hı hı. Onunla ilgili daha ayrıntılı bilgi bu uygulama e, kılavuzuna bakınca daha ayrıntılı göreceğiz. Yeni olduğu için ben de çok detayını e, Bakmadım ama en azından Genelgenin çıkmış olması bu iş artık yürüyecek Gerçekten. anlamına, anlamına geliyor. geliyor. Evet. Peki efendim, son 5 dakika ee, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin bir evet. açıklaması oldu. Ee, orada tabii hep spota çıktı. Ben de hep onu aktarmaya çalıştım yayında. Artık dedi e, buğday fiyatlarını dedi Amerika belirlemeyecek. Evet. Biz belirleyeceğiz. Neden? Ee, lisanslı depoculuk ile birlikte ürün ihtisas borsacılarında artık hani startını zaten temeliyle ilgili çok çalışma yapılmıştı. Artık startını e, veriyoruz dedi. Türkiye'de tarımın özellikle bazı ürünlerde yapısal sorunlarının evet. ve işin ticaretinin çözülmesi için son derece ...derece önemli bir konu. Keşke... E, hani ...buğday fiyatını artık Amerika... ...belirleyecek cümlesinden başka bir cümleyle... ...lanse etseydi Sayın evet. Bakan. Öyle e, takdir etmiş. Ona bir şey... E, ...diyemeyiz. Çünkü bu da çok o, eleştirildi. E, bunun... ...gerekliliği e, ve benim... Evet. E, ...yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında... ...lisanslı tepoculuk kanunu çıktı. E, ondan... 5 mi? Düzeltelim. Evet. Çok teşekkür 25. ediyorum. E, geçen süre içerisinde çok başarılı bir... ...grafik izlediğimizi... Evet. Söyleyemeyiz herhalde. Bundan sonrası için Sayın Bakan'ın son açıklamalarında şöyle bir okuduğunuzda bir umudunuz var mı efendim? Evet şöyle Sayın Bakan'ın aslında orada Amerika'dan belirlenmeyecek e, açıklamasını ben okuduğumda Hı -hı. şunu anladım. Hı -hı. E, şimdi normalde tabii ki biz e, Türkiye'de hani buğday fiyatını işte Toprak Mahsulleri Ofisi de bir fiyat açıklayarak buğday alıyor bu rutin olarak devam eden bir iş yani Türkiye'de bir fiyat belirleniyor. Evet. Aslında 2000'lerin başında e, uluslararası para fonuna verilen niyet mektuplarına da yazılırdı. İşte buğday fiyatı New York borsasının şu kadarı olacak falan diye. Hı hı. E, Sayın Bakan onu hatırlayıp oraya bir gönderme yaptığını zannetmiyorum. Sanırım şunu kastediyor. Chicago borsasında şeyde satılan buğdayla ilgili emtiyalarla ilgili Future, ha. future işlemler, i̇şlemler var. var ve insanlar işte bizim gazetede de dünya gazetesinde de mesela var New York borsasında, Chicago borsasında buğday ne kadar geleceğe yönelik olarak da bir Hı. fiyat belirleniyor. Ya bundan sonra insanlar hani Chicago'ya şeye New York'taki borsaya değil Türkiye'deki e, ürün ihtisas borsasına bakarak da Fiyatla ilgili gelecek 3 ay sonra, 5 ay sonra çünkü hmm. bunların biliyorsun kağıtları e, işlem görüyor. Ürün yok ortada, kağıt, evet, kağıt evet, var evet. sadece. Yani o onun fiyatı hani Türkiye'den belirlenilmesi bence en azından ben iyi niyetimle böyle anladım. E, bunu söylemek istiyor. Çünkü Türkiye'de bu hep konuşulur işte fındık Hamburg'da belirlenir, yok e, buğday Amerika'da belirlenir. Yani buradaki biz kendi borsamızı kurunca artık bu bölgenin de... Hı hı fiyatını bir anlamda Türkiye biz belirleyecek. Biz belirleyeceğiz diyor. Tabii lisanslı depoculukla ilgili yasa 2005'te çıktı ama 2015 yılına kadar da neredeyse hiçbir şey hiçbir yapılmadı. Şey yapılmadı. Evet. evet. 2015'ten sonra biraz kıpırdanmalar başladı. İşte Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortak kurulan bir şirket var. Sonra kurulan çok ortaklı Elidaş gibi birkaç Lidaş gibi şirketler var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu lisanslı depo, e, ürün ihtisas borsası, tarım piyasalarına yeni bir e, soluk getirecek diye düşünüyorum ben. De. Evet. Yani e, çok hak yani bu geliş bu çok evet. önemli. Bakın hani iyi de iyi diyoruz. İnşallah evet. hızlanır. E, son dönemde piyasayı düzenleyici me mekanizmalarla birlikte özellikle lisanslı depoya girebilecek ürünleri üreten çiftçilerimiz açısından da önemli evet. olacak. Orada da e, şöyle bir eleştiri var. Yine bu yani e, büyük çiftçilerin zengin çiftçilerin e, imkanıdır. Ancak onlar lisanslı depoya koyabilir. Yine Yine küçük çiftçi düşünülmüyor evet. diyen izleyicilerimiz de var ama bunun böyle olmadığını evet. ben hep aktarmaya gayret gösteriyorum. Evet Sabahları yani Orada özellikle. o zaman küçük çiftçiler de kendi aralarında birleşerek belli işbirlikleri yapabilirler. Hı. Yani Burada lisanslı depoya ürününü koyanlara belli destekler getirildi. Bunlar da olumlu. Bunun daha da arttırılması gerekiyor. Ziraat Bankası'nın en son düşük faizli tarım kredilerinde lisanslı depo yatırımlarına, daha fazla kredi açılması destek verilmesi yani bu dediğim gibi önümüzdeki dönemde bu konunun daha çok bizim gündemimizde olacağı ve tarım piyasalarının yeniden düzenlenmesi ve işlerlik kazandırılması açısından Kesinlikle. önemli çünkü çiftçi hasat yaptığı zaman ürününü hemen satıyor özellikle küçük çiftçi yani ürününü bekletip paraya ihtiyacı var evet. çünkü bekletmek Tabii için ki, yani bir bekletemez bazı da, ama hani. en azından bunu değerlendirebilir depoya koyduğu zaman onun karşılığında %75 oranında bir kredi kullanabilirse olabilir. o zaman zaten Amerika'da, Avrupa'da da bu sistem ağırlıklı olarak böyle yürütülüyor. İnşallah yani çok kısa bir süre bunu içerisinde kurulur. bunu uygulamaya koymamız önemli. Son dönemde bu konuda yapılan açıklamalar, altyapıdaki gelişmeleri de iyi kötü takip edebiliyoruz sektörün evet. diğer temsilcilerinden. Son derece olumlu bu işin de arkasında durmak gerekiyor evet. diye düşünüyorum Nacizane. Tabii sadece şu olması lazım. Yani bu konularda bizde ne yazık ki bakanlar arasında zaman zaman farklı açıklamalar oluyor. Yani bunun bir doğru bir bilgi merkezinin olması lazım. Çok doğru. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Çok doğru. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yine zaman su gibi aktı geçti ama çok önemli gündem maddelerini değerlendirdik sayenizde. Bu arada iki tane izleyicimiz de e, sen soru mu bana söylüyor, soru mu soruyorsun, <laughs> yorum mu yapıyorsun. E, seni diyor her sabah görüyoruz e, Ali Bey haftada bir bırak da o konuşsun demiş. En az e, cümleyle, kelimeyle sorularımı sormaya çalışıyorum. Çok teşekkür evet, ediyorum efendim. efendim. Biz aslında birlikte yapıyoruz bu programı. E, Demek ki izleyicimizin de öyle evet, bir talebi var. Şeyi de söyleyelim mi? Biz e, hafta içerisinde Konya'da... Ha, harikasınız, evet. harikasınız. Benim söylemem gerekiyordu, siz hatırlattınız. Şimdi efendim Konya Tarım Fuarı'nın Bereket Medya Grubu olarak bildiğiniz gibi biz medya sponsoruyuz. E, orada olacağız. 20'sinde fuar e, başlıyor e, salı günü. Cumartesi akşamına e, kadar... Fuar açık. Ee, biz de tüm, hemen hemen tüm yapımcı arkadaşlarımızla birlikte ve Sayın Ali Ekber Yıldırım gibi yorumcularımızla birlikte e, orada olacağız. Hangi günler oradasınız efendim? Ben Be terşembe, öğleden sonra e, Konya'ya gitmiş olacağım. Hı -hı. Perşembe, cuma akşama kadar oradayım. Perşembe evet. ve cuma günleri. Evet, i̇ki tam gün, e, iki tam gün evet. Bereket TV'nin standında e, bizlerle. Ne diyelim? Hasbihal edebilirsiniz diyelim. Ne diyelim? Evet. Bekliyoruz efendim sizde de Konya'ya. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım. Bu haftalıkta bu kadar. Bir başka dünden yarına tarım programında görüşmek dileğiyle efendim. Hatamız olduysa affola. Neşeniz bol olsun. Ürününüz bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.